Değerli izleyenler, Azerbaycan Muhalefet Partisi, Musavat Partisi lideri Sayın İsa Gamber ile sohbetimize devam ediyoruz. İsa Bey, Türkiye'nin bu 1918 Eylül'ünde Kafkas ordusunun harekat yaparak Azerbaycan'ı kurtardığı Enver Paşa, Nuri Paşa, bunlar Azerbaycan'da çok bilinir değil mi? Biliniyor. Yani söylediğim gibi demin 20. yıldan 91. yıla kadar Azerbaycan halkı o Türk askerinin mezarlarını kendi evlatlarının, kendi şehitlerinin mezarları kimi korudu, sakladı. Bütün Rus baskısına bakmayarak. Hatta bazen üstünü toprakla örtmüşler. Evet, Stalin'den gizlemek için sonra topraklar kaldırılıp mezarlar çıkarılmış. Ve bağımsızlık döneminden başlayarak biz Müsavat Partisi olarak her yıl 15 Eylül'ü bayram olarak kutlamaya başladık. Ve birkaç yıldan sonra herkes bunun önemini anladı ve kendi tarihini daha iyi bilmeye başladı. Ve bugün artık bizim onu çok da özel olarak kutlamamıza gerek yok. Çünkü herkes Azerbaycan'da 15 Eylül'ün anlamını biliyor. Çok hatta iyi, çok sevindirici. Bugünlerde bizim milletvekilleri, Müsavat milletvekilleri parlamentoda teklif ettiler ki 15 Eylül Türkiye-Azerbaycan dostluğu kardeşliği günü olarak bir bayram günü kimi kutlanılmalıdır. Çok iyi. Bunu iki taraf da kabul etmeli, iki tarafın parlamentoları da. Şimdi siyaset konuşacağız demiştik. Türkiye'nin Ermenistan açılımını nasıl buluyorsunuz? Bu konudaki doğru bulduğunuz yönler, eleştirdiğiniz yönler bize anlatın. Bir Azerbaycanlı Türkiye'nin bu açılımına baktığında ne tür kaygılar duyuyor onu öğrenmek isteriz. Sayın Taha Bey, bu konuyu biz 6 ay önce de konuştuk sizin programınızda. Ve o zaman söylediğim birçok sözlerin yeniden arkasındayım. Rahatsızlık var. Yani ben anlıyorum ki Kafkaslarda, Güney Kafkas'ta bir tıkanıklık var. Süreçler durmuş ve çok tehlikeli bir durum yaranmış. Öten yılın Ağustos'unda Rusya'nın Gürcistan'a tecavüzü bir daha gösterdi ki bu münakaşalar çözülmeden Kafkas'ta durum nasıl tehlikeli bir hale gelmiş ve neler olabilir burada. Ve bu tıkanıklığı bitirmek gerekir, ben anlıyorum. Ama bunu nasıl yapacağız? Bu çok ciddi bir mesele. Türkiye'nin Kafkaslarda aktif olması, cesur bir politik ortaya koymasını biz her zaman Müsavat Partisi olarak istemiştik. Ve şimdi de Türkiye bunu yapıyor. Ama çok riskli bir iş. Yani bu, neden riskli buluyorsunuz? Herkes için riskli. Türkiye için de riskli, Ermenistan için de riskli. Ne diyor o risk? Bize o riski anlatın. Yani Türkiye çok bir cümleyle söylersem Türkiye geçici de olsa Ermenistan'ı kazanarak Azerbaycan'ı kaybedebilir. En azından ona göre ki bugün Azerbaycan gerçek bir demokrasisi olmayan bir devlettir ve Azerbaycan bir grup insan tarafından yönetilir ve bu insanların hangi kararları alacaklarını söylemek çok zor. Ve Türkiye eğer Azerbaycan'ın gerçek marağı, çıkarı olan gerçek bir meselesi olan Karabağ konusunda yanlış yapsa tabii ki bu çok büyük bir hata olur. Ben inanıyorum çok ki bu olmayacak. Tabii. Bu mümkünsüz bir şey. Ama hatta bahane olarak da Azerbaycan yönetimi kullanabilir bazı meseleleri ve Türkiye Ermenistan'ı kazanmak, Ermenistan'la ilişkileri iyileştirip Kafkas'ta daha etkili bir hale gelme hakkında düşünürken Azerbaycan'ı kaybedebilir. Meyen zaman kesimi için en azından ve bu Türkiye için en büyük risk bu. Azerbaycan için en büyük risk Karabağ meselesi. Azerbaycan'ın kaygısı var ki Ermenistan Türkiye ile protokollerden cüretlenerek ve özellikle sınırlar açılarsa eğer çok kendisine emin olarak Karabağ konusunda daha sert bir tavır ortaya koyabilir ve Karabağ sorunun çözülmesi daha da zor hale gelebilir. Bu Azerbaycan'ın riskinin, Azerbaycan'ın çetinliklerinin bir tarafı ama başka bir tarafı da var ki bu çok az konuşulur. Türkiye çok inandırıcı bir şekilde söyledi ki Karabağ sorunu çözülmeden, topraklar işgalden azat edilmeden ve bu yönde ciddi ilerleyiş başlamadan Türkiye-Ermenistan sınırları açılmayacak. Ben buna inanıyorum. Ve Azerbaycan'da da çoğunluk buna inanıyor. Evet. Ama Karabağ sorununun yakın zamanlarda çözülmesi gözükmüyor. Evet, gözükmüyor. Ve Türkiye'de sözünü tutacağına emin olduğumuz için o zaman Türkiye'de sınırları açabilmeyecek Ermenistan'la. Ama karşıdan daha bir Nisan geliyor. Hatırlıyorsunuz biz Nisan ayında konuşurken, Mayıs'ın birinde konuşurken ben söyledim ki yılda bir kez 24 Nisan var ve Ermenilerin sözde soykırımı oyunları her yıl olacak. Ve karşıdan yine Nisan ayı geliyor. Ve
Türkiye'ye baskı başlayacak ki sınırları aç. Türkiye söyleyecek ki Ermenistan bir gerçek adımlar atsın Karabağ konusunda. O zaman ben de rahat şekilde sınırları açım. Ve o zaman baskılar belki de Ermenistan'ın daha fazla Azerbaycan'a karşı şimdi olacak. Türkiye bu politikasıyla... Üz istedim. Buyurun. Tabi. Azerbaycan'a baskı olursa Azerbaycan yönetimi Azerbaycan'ın çıkarlarına aykırı olan, zidd olan ve beynelhalk uluslararası ilkelere aykırı zidd olan hangisi bir kağıda imza atabilir. Ve Karabağ'ı biz itirebiliriz. Ve o zaman İlham Aliyev söyleyecek ki ben ne yapayım? Ben yalnız kaldım. Türkiye'de beni yalnız bıraktı. Ben mecbur oldum. Karabağ'ı verim Ermenistan'a, Ermenilere. Ve aslında Karabağ tekçe Azerbaycan değil, hem de Türkiye'nin de Türk dünyasında. Türkiye bizim memleketimiz olduğu gibi Azerbaycan da Türkiye'nin bir parçası, bir hissesi, bir ve Türkiye'de itilmiş olacak Karabağ. Bu risk, bu esas risk burada. Bu risk evet. Hakkında çok az konuşulur ama bu gerçek bir risk. Evet. Şimdi şöyle bir şey olmaz mı? Bu protokolle birlikte Ermenistan üzerinde Karabağ meselesinin çözümü için baskı çok arttı. İşte 7 Azeri rayonundan 5'ini iade etmek, işgali azaltmak, kalan ikisi için takvim belirlemek falan gibi. Ve artık Sarkisyan'la İlham Aliyev 4 ay içerisinde 4 defa görüştüler. Ermenistan üzerinde bir ciddi baskı oluştu. Bunu da Türkiye sağladı. O bakımdan açılıma pozitif tarafı da var demez misiniz? Tabii, çok kısa rica edeyim. Vaktimiz oldu. Türkiye'nin aktif politika ortaya koyması Kafkaslar'da çok süreçleri süretlendirdi, hızlandırdı. İyi bir şey değil mi bu? İyi bir şey ama eğer İlham Aliyev ile Serhiy Sarkisyan 4 kez görüşürlerse bunu yalnız iyi bir şey kimde yorumlamamak olur. Belki işler iyi geçseydi, anlaşsaydılar bir iki görüş de kifayet ederdi. Tez görüşüyorlarsa demeli bir şey yok ortada. Açıkça da söylediler. Sarkisyan da söyledi, İlham Aliyev de söyledi ki ortada bir şey yok. Bunu söylediler. Evet. Ona göre de yakın zamanlarda Karabağ sorununun çözüleceğini ben görmüyorum. Ben de yakın zamanda bir şey olmayacak. Ve evet. Bir riski de söyleyeyim sonunda. Gözüken o ki Azerbaycan yönetimi hangisi bir durumda Karabağ sorununu askeri bir yön olabilir ki yani ben yağ kesmeni evet. Terk etti. Minsk grubu eş başkanları, devletler terk etti. Türkiye bizi terk etti. Rusya da bizi anlamıyor ve biz meselemizi bu şekilde çözmek zorunda kalırız. O toparlayın lütfen. O öyle bir durum yaranabilir ki Kafkaslar'da o çok zaman kötü olur. Onun artık hiç kim katlanabilmez onun sonuçlarına. Ona göre de evet. Riskler çok ve bence bir şeyi kabul etmek lazım ki Türkiye açıkça söylüyor ki sınırlar o zaman açılacak ki Karabağ sorunu çözülsün. O zaman gelin önce Karabağ sorunu çözek sonra sınırların açılmasına evet. Girecek. Evet. Şimdi bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra programımızı bitireceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Değerli izleyenler, Azerbaycan Musavat Partisi lideri İsa Gamber son sorumu soruyorum. İsa Bey, protokollerin bir hayli pozitif yönlerin olduğu kanaatindeyim ama onu tartışmayacağız. Söz sizin. Son olarak Türk hükümetine bir Azerbaycanlı olarak tavsiyeniz nedir? Birkaç cümleyle kapatalım programı. Mayıs ayındaki sohbetimizden sonra bir evet. Çok tavsiyelerimiz gerçekleşti. Çok iyi oldu. Yani Türkiye'nin evet. Başbakanı, diğer yetkililer Azerbaycan'a evet. Geldiler. Şimdi de devam eder bu politika. Bu çok iyi. Ama muhalefetle de görüşmek gerekiyor. Yani ben böyle görüyorum ki Türkiye iktidarı Azerbaycan yönetiminin kıskançlığından çok çekiniyor ve buna göre Azerbaycan'da muhalefetle görüşmekten çekiniyor. Bu da doğru bir şey değil. Ama önemli olan benim fikrim odur ki Türkiye hükümeti iktidarı ya Nisan ayı öncesi ya bir kadar da önce protokolları bir koşulla onaylasın. Protokollar onaylansın parlamentoda ve söylensin ki Karabağ sorunu çözülen kimi, işgala son verilen kimi Ermenistan'ın sınırlar açılacak. Ve evet. Top Türkiye'nin meydanından Ermenistan meydanına geçsin. Evet. İki tavsiyeniz oldu hükümete. Bir, Azerbaycan'la görüşürken muhalefetle de görüşülsün. İki, parlamento bunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu şartlı kabul etsin. Evet, diyorsunuz. Kabul etsin evet. Ve artık Türkiye'den baskılar bitsin artık. Bu, evet. Ermenistan'ın meydanında kalsın bu top. Evet. Size çok teşekkür ediyorum. Ben sağ olun. Teşekkür zaman ederim. Zaman sizden böyle sohbet edeceğiz. Sağ olun. Yakışı danışırsan. Mutlak. Sağ olun. Değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka bir konuşun sizleri bekliyorum.